Değerli izleyiciler, Çin Uluslararası Radyosu Türkçe servisinin Çin-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 50. yılı dolayısıyla hazırladığı özel söyleşilerin yeni bölümünde Sayın Giray Fidan'la birlikteyiz. Merhabalar Giray Bey. Merhabalar Atınca Bey. Siz akademisyen, çevirmen, yazar olarak Çin'le, Çin kültürüyle, Çince ile çok içli dışlı bir aydınsınız. Sizin çok sık karşılaştığınızı tahmin ettiğim bir soruyu ben de sormadan edemeyeceğim ve onunla başlamak istiyorum izninizle. Çince gerçekten dünyanın en zor dili mi? En zor dillerinden biri sanıyorum. Evet. Şöyle söylenir. Örneğin Japonya'da hani bir iki yıl kalan bir Türk, bir yabancı diyelim Japoncayı öğrenebilir ama Çince için bu çok mümkün değildir denir. Yani günlük yaşama dair bazı sözcüklerin ve kavramların ötesinde hakkıyla dört dörtlük konuşabilecek ve okuyabilecek kadar Çince için bayağı bir emek, özel emek ve irade gerektirdiği söylenir. Herhalde bu doğru. Sizin nasıl başladı? Bu da klasik bir soru ama yani Çince ile serüveniniz? Benim sinoloji, biliyorsunuz Ankara Üniversitesi'nde sinoloji bölümü var. Evet. Oradan mezunum ben. Yüksek lisans doktoram da oradan. Çince ile ilk tanışmam o sinoloji ile birlikte oldu. Yani özel olarak üniversitede onu seçmiştim zaten. Tek tercih yapmıştım. Ardından işte sinolojide devam ettim. Biliyorsunuz o 1935'te Atatürk tarafından kurulan ilk dil tarihi 14 sanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 14 bölümden biridir. Şimdi sizin çalışmalarınıza ve Türkiye'deki sinoloji eğitimine geleceğiz. Ama şunu da merak ediyorum açıkçası. Yani öncesinde Çince ile bir merakınız, bir ilginiz var mıydı? Yoksa hani bizdeki üniversite sınav sisteminin getirdiği bir sürpriz olmadı herhalde çok fazla. Yani tercih ettiğiniz ve ilgi duyduğunuz bir alandı. Evet. Yani aslında küçüklükten ilgim vardı. İlginç bir merak. Evet, tabii o zaman şimdiki gibi biliyorsunuz yani son 50 yılda 60 yıldaki çok ciddi bir gelişme var dünyada. Özellikle internette vesaire tabii. Yani benim çocukluğum pek öyle internet, yani yoktu internet. O yüzden kitaplar vesaire falan. Bir Japonca bir kitap bulmuştum aslında. Böyle fotokopi bir kitap. Onda da işte kanjiler biliyorsunuz hani ortak Çince şeyler, karakterler, Çince imler var. O zamandan bir ilgim vardı. Daha sonra işte üniversitede böyle bir şansım oldu. Sinoloji'ye girme şansım oldu ve devam etti sonra. Siz şu anda Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapıyorsunuz. Ama öncesinde dediğiniz gibi sinoloji bölümünü bitirdiniz ve Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi'nde eğitim gördünüz. Daha sonra da yine Pekin'deki Minzu Üniversitesi'nde. Bu Çin'deki eğitim yaşamınıza dair bilgiler verebilir misiniz kısaca? İlki lisans düzeyindeyken. Evet. İşte doktora düzeyinde bir araştırma, doktora tezimle alakalı olarak bir burs kazanarak o şekilde Minzu Üniversitesi'ne öyle gitmiştim. Yani öğrencilik Çin'de tabii. Aslında öğrencilik dünyanın her yerinde biliyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Yani çok hani öğrencilerin hayatını 3 aşağı 5 yukarı herkes bilir zaten. Çoğunlukla çalışmayla geçen zamanlar. Tabii kaynaklar için yani o zaman yani çalıştığınız ülkede olmak, kaynakları bulmak açısından oldukça büyük bir avantaj. Öyle bir şansım olmuştu o zaman. Siz tabii Çin'e gitmeden önce Çin'e dair oldukça bilgiye sahipsiniz. Eğitim almışsınız. Yani pek çok avantajınız var. Ben yine de sormak istiyorum. Yani Çin'e ilk gittiğiniz gün, ilk an hep böyle hani yeni bir dünyaya, yeni bir serüvene atılma duygusunda böyle o ilk anların bir önemi vardır. Hatırlıyor musunuz? Yani neydi sizde Çin'i ilk etkileyen, ilk çarpan, aklınızda kalan şey? İlk gittiğimde aslında şöyle tabii biz hani lisans düzeyindeyken gitmiştim. Daha önce hani Çin yazısı vesaire falan derslerini aldığımız için sinoloji bölümünde. Fakat tabii çok soyut bir şeymiş gibi geliyor size. Yani gerçekten
Yani bu yazı sisteminin kullanıldığı, tabii ki fotoğraflarını görüyorsunuz vesaire falan ama içinde olmak başka bir his. Yani hakikaten evet, gerçekten böyle bir böyle bir dünya varmış diyorsunuz. Benim ilk intibam oydu. Tabii bir şeydi yani, gittiğim mevsimde biraz Ağustos sonuydu sanıyorum. O çok sıcaktı. Onu hatırlıyorum. Yani bu iki şey ilk gittiğimdeki, ilk gittiğimden aklıma kalan iki şey. Siz bir söyleşinizde Çin'in yükselişinin son 30 yıla dair, yani şimdi dünyada Çin'e yönelik bir entelektüel ilgi var. Yani sadece entelektüel ilgi değil, her açıdan Çin çok dikkat çekici bir ülke. Türkiye'de de tabii buna paralel olarak diyelim 1980'lerde, 90'larda hatta çok görmediğimiz bir ilgi başladı her açıdan. Siz vurguluyorsunuz ki Çin'in yükselişi son 30 yılın konusu değil. Aslında burada hani 1949'dan sonraki bir yükseliş de değil bu sadece. Sizin vurgunuzdan onu anlıyorum. Aslında çok kadim bir kültür var geride ve yani arada tıpkı Türkiye gibi bazı iniş çıkışlar, parantezler olsa da sürekli yükselen ve parlak ışıklar saçan bir kültür. Türkiye'deki bu son 30 yıl algısı nereden kaynaklanıyor acaba? Ya da bu merak daha önce niye yoktu bizim aydınlarımızda? Yani şöyle özetleyeyim isterseniz. Aslında bu benim yorumum değil tek başıma. Yani bu iktisat tarihçilerinin yorumu. Madison Angus'un biliyorsunuz meşhur bir eseri vardı. O Millennial Perspective diye. Ve onun dışında şimdi yakın zamanda çevirisini bitirdiğim bir kitap var. Çin Ekonomisini Anlamak diye Profesör Fang Sai'nin. O kitapta ayrıntılı olarak tarihsel anlamda Çin ekonomisini ele almış. Yani sanıyorum birkaç ay içinde diye düşünüyorum kitap. Aslında Çin ekonomisi, yani ekonomiden yola çıkarsak, çünkü biliyorsunuz son aslında 40 yıldaki en çok ilgi çeken şeylerden bir tanesi ekonomidir herhalde. Yani bütün dünyanın ilgisini çeken şey o. 1850'de iktisat tarihçilerinin verdiği rakamlara göre dünya toplam ekonomisinin sanıyorum %35'i Çin. Yani aslında büyük bir ekonomi olması şeye kadar, yani yaklaşık son 1000 yıl, belki 2000 yıl için geçerli olan bir şey. Bizdeki ilginin artması herhalde son işte 40 yıldaki Çin'in bu dışa açılma politikasıyla da bağlantılı olsa gerek. Bütün dünya, sadece Türkiye değil, bütün dünyada biliyorsunuz Çin'e önemli bir ilgi var. Ha, ondan önce ilgi yok muydu? Elbette ki var ama tabii eski ilgi daha çok, hani nasıl diyeyim, yani akademik çalışmalar anlamında mesela daha çok klasikler üzerine mesela. Çünkü çok önemli bir kültür biliyorsunuz. Çok kadim bir kültür. Yani çok önemli eserleri var. Klasik eserleri. Onları zaten Batılılar 16. yüzyıldan, 15-16. yüzyıldan itibaren çalışıyorlar. Tabii bu son 40 yılın, o büyük 30 yılın, 40 yılın ekonomik gelişmesi elbette ki insanların ilgisini de artırıyor. Bir de tabii şey etkisi de olmalı muhtemelen. Yani şimdi biliyorsunuz ulaşım da, iletişim de çok daha artık rahat eskiye göre. Herhalde onun da bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Sizin diyelim öğrencilik dönemlerinizde yani kaynak sıkıntısı çekiliyordu muhakkak. Yani şimdiki kuşak bu açıdan, diyelim Çin'e ilgi duyan bir genç öğrenci açısından, işte en başta sizin çalışmalarınız var. Başka akademisyenlerin çalışmaları var, aydınların çalışmaları var. Kaynak sıkıntısı zorluyor muydu sizi o zamanlar? Yani hani özel bir bölümde öğrenim görmenize rağmen bir kaynak azlığı söz konusuydu herhalde. Evet, biz başladığımızda öyleydi. Yani bir kaynak sıkıntısı vardı. Kitaplar genelde biz fotokopi, işte çoğaltılmış kitaplar kullanıyorduk. Bazen bulabiliyorduk kitapları, her zaman değil. Fakat sonra tabii yani lisansın sonuna doğru o oldukça değişti diyebilirim. Şimdi herhalde çok daha rahat. Zaten internette aslında buna çok önemli, bence pozitif bir katkısı var. Çünkü internetten çok fazla işte kitap, kaynak vesaire her şeyi bulabiliyorsunuz zaten. Bizim için öyle bir şey vardı ilk başladığımız zaman. Yani sanki şey gibi konuşuyoruz ama böyle çok eski bir tabir, ama öyle hakikaten öyle. Yani gerçekten çok hızlı gelişiyor çünkü yani. Son 15-20 yıldaki gelişmeler çok çok hızlı. Sizin öğrencilik döneminizde ya da sizinle ilgili böyle yani küçük bir araştırma yapınca da karşımıza çıkıyor. Sizin hocalarınızdan Polat Otkan'ın adı muhakkak sizinle ilgili yan yana geliyor.
Punat Bey'den zannediyorum 2014 yılında kaybettik. Biraz hocalarınızdan bahseder misiniz? Yani sizden önceki kuşakların size aktardıkları anlamında. Evet, güzel, çok güzel. Bugün hocalarımızı da anma şansımız olacak. Çok sevindim buna. Fırat Hoca, biliyorsunuz 35'te, 34 sanıyorum, 34'te 35 olması lazım. Yani, Sinan Hoca'nın ilk kurucusu Eberhard, biliyorsunuz. Wolfgang Eberhard. Ondan önce Anna Maria von Gabein var. İlk o davet ediliyor. Sonra Eberhard 37'de geliyor Türkiye'ye. Sinoloji bölümünü kurmak için. Onun tabii çok önemli bir katkısı var Türk sinolojisine. Sonra Muaddere Nabi Özerdin Hoca. Onun da çevirileri vardı. Yani çok önemli katkıları olmuştu. Hatta onun sanıyorum 1947 olsa gerek. 1947'de Çin'e gidiyor Muaddere Hoca. Ve çok küçük bir şey var. Eski Çin'den notlar diye. Çok çok hoş bir kitabı vardır Muaddere Hoca'nın. O gidiş nasıl gitmiş. Tabii o zaman hani böyle direkt uçuşlar falan yok. İşte o yol nasıl, işte nereye kadar, işte deniz uçaklarından falan bahsediyor. Yani bayağı böyle bir şey, maceralı bir yolculuk yapmış anlaşılan yazdıklarından. Sonra Pekin'de işte Çince öğreniyor falan. Tabii o bir gelenek aslında. Yani Türkiye'de bir sinoloji geleneği var. Pulat Hoca da 2014'te, evet, söylediğiniz gibi 2014 yılında kaybettik. Tabii hocalarımızın çok büyük katkıları oldu. Müyesser hocamız, onu da mutlaka anmak lazım. O da onu da çok genç yaşta kaybettik. Ve tabii Ayla Hoca'yı mutlaka, Türkçe ismiyle söylüyor Ayla Hoca, Galvicen. Onu mutlaka anmam lazım. Çünkü ya sadece benim değil, eminim birçok sinoloji öğrencisinin, herkesin, ya bizim kuşaktan hatırlayacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü Ayla Hoca sağ olsun hala da görüşüyoruz. Ben onun derslerinde böyle kendim cümle, onun öğrettikleri üzerinden kendim cümleler kurardım. İşte hocanın yanına götürdüm ve hoca hiç sabrını kaybetmeksizin onları böyle tek tek düzeltirdi. Bak şöyle yazman gerekiyor, şunu yapman gerekiyor, bize kaynak verir falan. Yani hakikaten iyi bir üniversite eğitimi aldığımızı söyleyebilirim. Fulat Hoca ile daha sonra zaten birlikte bir çalışma yapma şansımız oldu. Savaş sanatını birlikte çevirdik. O 2014'te işte vefatından önce. Yani hepsinin çok büyük katkısı olmuştur. Evet. Sinolojisine tabii. Evet. Onları da saygıyla anmış olduk. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde de bir sinoloji bölümü vardı diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Sanıyorum o bir, yani kurulmuş herhalde. Ya tam ayrıntısını net olarak bilmiyorum İstanbul Üniversitesi'nde, ama yani sanıyorum bir kurulmuş, sonra devam etmemiş anladığım kadarıyla. Ama şimdi bildiğim kadarıyla birkaç yıldır bir şey var. Çin Dili Edebiyatı bölümü var İstanbul Üniversitesi'nde. Ama şey, tabii sinoloji deyince akla Ankara Üniversitesi. Evet, yani tarzı. Merkez ve ana şey o. O da aslında çok ilginç. Yani 1935'te bizzat Atatürk'ün de düşüncesiyle, katkısıyla kurulmuş. Yani bu da aslında Türk aydınlanmasının bir başka yüzünü gösteriyor. Yani batıya olduğu kadar doğuya da, yani hem kendi tarihini bir anlamda aramanın da getirdiği bir şey, hem de yani dünyaya açılmanın, işte doğu kültürlerini, doğu dillerini öğrenmenin önemli bir adımı. Siz kuşak ve yolla, ona da tekrar ayrıca geleceğiz ama kuşak ve yolu şöyle tanımlıyorsunuz: tarihin canlanması diyorsunuz. Şimdi iki ülke, yani Asya'nın iki ucunda yer alan, doğuda ve batıda yer alan iki ülke ve tarih boyunca hani efsanelerin de karıştığı pek çok ilişkisi olmuş Türklerin ve Çinlilerin. İki ülkenin de çok başka kültürlerle alışverişleri var, devam ediyor ve olmuş, ama yani bir özel durumdan söz edilebilir mi? Türkler açısından bakıldığı zaman yani Çinlilerin bizim tarihimizde özel bir yeri olduğu açık. Çinler açısından bakıldığı zaman, ki sizin o konuda da çalışmalarınız var, böyle bir özel durumdan söz edilebilir mi? Edilebilir diye tahmin ediyorum. Yani tarih boyunca tabii sürekli ilişkiler olduğu için mutlaka özel bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aslında şey, yani bu biliyorsunuz coğrafi keşifler dönemine kadar aslında dünya dediğimiz yer, yani Asya ve Akdeniz dünyası aslında. Yani yeni kıtalar bulunana kadar dünya tarihinden, kültüründen bahsediyorsak büyük oranda aslında bu Asya ve Akdeniz dünyasından bahsediyoruz aslında. Tabii onun da en önemli
merkezlerinden biri, doğudaki merkezlerinden bir tanesi Çin. Ve tabii ki Asya içerisinde birçok kültürün birbiriyle etkileşimi var. Mesela Hindistan ve Çin arasında da çok ciddi etkileşim var. Tabii Batı'yla da Avrupa'yla da olan etkileşimleri var ve tarih boyunca bu sürekli devam ediyor. Aslında tabii yani bizim eğitim anlayışımız açısından da ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Diyelim ki biz öncelikle Christoph Kolomb'u biliriz. Yani biraz Batı bilgileriyle bakarız tarihe ve şey. Halbuki ondan çok önce işte Çinli amiral, Müslüman amiral üstelik de Cınhı gidiyor oralara, ama yani bizim bilgilerimizde Cınhı aslında yeni giriyor. İşte kitaplarla, çevirilerle, ama Kolomb'u yine de Kolomb sanki bütün oraları öncelikle gitmiş, keşfetmiş gibi. Halbuki Doğu dünyasında çok başka şeyler gerçekleşmiş. Yani bizim bildiğimizin ötesinde de, öncesinde de. Yani bu tarihin canlanması vurgusu bugün açısından ilginç geldi, ama örneğin sizin Kanuni devrinde Çin'de Osmanlı tüfeği ve Osmanlılar diye bir çalışmanız var. Sanki Osmanlı'nın diyelim ki hani Japonya'yla daha çok bir ilişkisi varmış gibi bilinir. Halbuki Çin'le de bir şey var, bağlantı var diplomatik açıdan. Yani mesela bu kitabınız oldukça ilginç geldi bana. Biraz söz edebilir misiniz? Tabii, 16. yüzyıl sonu, yani Ming Hanedanı, Ming döneminin sonunda bir Shen Qipu adlı bir el yazması var. Aslında bu ateşli silahlarla ilgili. Hı hı. Nasıl diyelim, bir manual ya da işte bir şey, bir monograf. Orada işte Osmanlı'dan gelen ve işte bu tüfek, biliyorsunuz o tarihte henüz şey tüfekler yok bu arada. Yani bu divli, modern anlamdaki tüfekler henüz yok. Bu şey, barut doldurularak, yani eski tarz tüfeklerden bahsediyoruz, ateş silahlardan. Tabii o tarihte aslında şey de var, yani Portekizlilerin o bölgelere genişlemiş olması, yani artık Hint Okyanusu'na, hatta şeye kadar, Pasifik'e kadar etkilerini artırmış olması, Osmanlı'da da bir şeyleri var, bir rekabet içerisindeler. Biliyorsunuz o tarihte şeyde, Aceh'te, bu Endonezya'da oraya kadar gidiyor Osmanlı ateşli silahları. Tarih içerisinde aslında Çin tarih kayıtlarında bu şeylerin ilişkilerin izlerini görebiliyorsunuz. Çin'den görünen Osmanlı. Ne görünüyor Çin'den Türkiye'ye bakıldığı zaman? Eski Türklere ilişkin kayıtlar hani daha çok bilinir, ama Osmanlı'ya dair Çin bakışı Cumhuriyet öncesindeki Türklere ve Türkiye'ye dönük. Neler görünüyor? O bahsettiğiniz eser, çalışma Kang Youwei'in 1908'deki bu Türk seyahatnamesi. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından birkaç gün sonra, sanırım 3 gün sonra İstanbul'a ulaşıyor ve çok enteresan bir seyahatname almış. Yani kendi bakış açısıyla dönemin İstanbul'unu, dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu. Bu arada Kang Youwei sadece şey değil, Osmanlı değil, yani birçok ülkeyle ilgili böyle seyahatnameler. Çok enteresan bir entelektüeldir Kang Youwei. 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı. Hatta Sırbistan seyahatnamesinde de Sırbistan'dan bir sinolog, bir meslektaşla birlikte çevirdik birkaç yıl önce. O da çok enteresandı. Yani aslında 20. yüzyıl başında bir Çinli entelektüelin nasıl gördüğü, nasıl baktığı oldukça ilginç. Çünkü biliyorsunuz genellikle seyahatname deyince Batı'dan gelenler daha fazla. Yani Batılı seyyahların seyahatnameleri çok sayıda, biliyorsunuz. Ama Çin'den gelip ya doğudan gelip yine işte doğudaki ülkeleri ya da işte Osmanlı'yı anlatan, benim bildiğim kadarıyla çok fazla seyahatname yok. Onun için özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. İlginç de bir seyahatname. Çok enteresan tespitleri var Kang Youwei'nin. 1908 Osmanlısı İstanbul'uyla ilgili. Şimdi sizin çok sayıda, hani birkaç program gerektirecek kadar çok çalışmanız var, çeviriniz var, kendi çalışmalarınız var, hazırladığınız. Ben hani belli başlarını değineceğim, ama şunu vurgulamak istiyorum. Sizin bu çalışmalarınızı hani bir okur bitirse herhalde bir yıllık üniversite eğitimi görmüş kadar, ona denk
gelecek kadar Çin'e dair, Çin-Türkiye ilişkilerine dair bilgi edinir herhalde. Yani o açıdan dinleyicilerimize, izleyicilerimize tavsiye ediyorum bir kez daha. Atatürk'ün Çin'de yayınlanan ilk biyografisi diye de bir çalışmanız var. Benim bildiğim kadarıyla Çin'de 2016 ya da 2017'de Xi'an Üniversitesi'nde bir Atatürk kürsüsü kuruldu. Atatürk de Çinliler açısından önemli bir tarihsel figür. Yani Türklere bakışları içinde özel bir yer ediniyor. Atatürk'ün Çin'de yayınlanan ilk biyografisi. İlkin devamı da olduğunu düşünüyoruz ama bu kitaptan, bu çalışmanızdan da söz eder misiniz? Tabii. O 1933'te yayınlanan bir biyografi o. Çinli bir yazarın yazdığı ilk Atatürk biyografisi. 33'te aslında çok geç bir tarih değil. Yani Atatürk hayattayken yayınlanmış. Şimdi işte üzerinde çalıştığım bir çalışma daha var, öyle söyleyeyim. Yine Atatürk algısıyla ilgili. Yani işte bir vakit bulup onu bitirmeye çalışacağım. Yani önümüzdeki işte bir yıl içerisinde olabilir. Bu eserin özelliği işte ilk Atatürk'le ilgili ilk biyografi olması ve Çin'den Atatürk'ün nasıl algılandığını da tabii ki bize göstermesi. 30'larda Atatürk nasıl algılanıyor içinde. Tabii çok pozitif bir algı var Atatürk'le alakalı. Çünkü modernleşme, yani Türk modernleşmesi, işte Cumhuriyet sonrası büyük bir başarı. Ve aslında Çin o tarihte biliyorsunuz kabaca 1912'den sonra aslında çok da istikrarlı sayılmaz. Ciddi sorunlarla boğuşmaya devam ediyor. Ve 30'larda tabii 20'lerde 30'larda Türkiye gibi bir örnek onların çok ilgisini çekiyor. Şimdi bu Atatürk konusuyla hemen bağlantılı olarak devam edeceğim. Yani hani Atatürk'e niye ilgi duyuyorlar sorusunun yanıtı aslında sizin bir başka çalışmanızda da veriliyor. O da çok doyurucu ve ilginç bir çalışma. Cumhuriyet'in Çinli Misafirleri. 2019'da yayımlanan bir çalışmanız bu. Şimdi orada diyorsunuz ki Doğu'nun iki hasta adamı olarak nitelendirilen Çin ve Türkiye birbirlerine birçok açıdan büyük benzerlikler gösterir. Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'in ilanı ve reformlar her düşünceden Çinli entelektüeli ve yöneticileri umutlandırmıştır. Şimdi burada çok ilginç bir ilişki çıkıyor. Ben kitabınızı okudum. Bir kez daha elinize sağlık. Gerçekten çok önemli bir başvuru kaynağı. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanı, yani Türk devrimi anlamda Çinlere gerçekten büyük bir umut ve ilham veriyor. Atatürk'e ilgi de aslında, özel bilgi göstermeleri de bununla ilgili. Çin o durumda, kitapta onu da vurguluyorsunuz, Türkiye'den çok daha, yani Türkiye kadar kötü koşullarda olmamakla birlikte Türklerin başardığı Kurtuluş Savaşı ve devamı Çinler için gerçekten bir umut oluşturuyor. Yani o çok ilginç bir ilişki var orada. Heyetler geliyor, aydınlar, gazeteciler, politikacılar, bürokratlar geliyor ve Türkiye'yi inceliyorlar o dönemde. Evet, aslında sanıyorum Cumhuriyet'in ilk yıllarında herhalde yani belki Sovyetler dışında o dönem, tabii Batı'yı da ayrı tutarsak muhtemelen herhalde en çok Çinliler gelmiştir diye belki bir yorum yapabiliriz burada. Çünkü biliyorsunuz o Cumhuriyet'in Çinli misafirleri 5 tane. Tabii sonuncusu büyükelçi, o dönemin büyükelçisi. Ve çok ilginç anekdotlar var kitabın içerisinde. Zaten ilk biliyorsunuz başı Kılavuz dergisiyle açılışı 1920. Ve çok ciddi bir ilgi var aslında Türkiye'ye o tarihlerde. Yani 20'lerde, 30'larda Çin'den Türkiye ile ilgili çok ciddi bir ilgi var ve merak ediyorlar. Yani işte nasıl oluyor, neler oluyor. Tabii dönemin şartlarını düşünürseniz yani iletişimi ve ulaşımın ne kadar zor olduğunu düşünürseniz yine de buraya geliyor. Mesela ilk işte Washington'daki büyükelçi o 1925'te diyorsunuz geliyor Türkiye'ye ki yani o tarihte arşiv belgelerinden takip edebildiğim aslında o tarihte yapmaya çalıştığı şey Çin ve Batı dünyası, Amerika arasındaki bu anlaşmaları yeniden gözden geçirmek, iptal etmek ya da düzeltmek gibi bir
bir hedefi var. Ve tabii işte Türkiye kapitülasyonları falan kaldırınca bu çok ilgisini çekiyor ve Türkiye'ye geliyor ki çok uzun bir yol. Yani o tarihte oldukça meşakkatli 1925 şartlarında herhalde çok uzun sürmüş bir yolculuk. Zaten ayrıntısını da veriyor kitapta seyahatnamesinde. Evet, yani o kitaptan yine örnek vereyim. Hu Shiqin Türkiye'ye gelen bir aydın o dönemde ve Mersin'de bir Amerikan misyoner okulunun kapatılmasını görüyor, kapatıldığını görüyor. Yani çok ilgileniyor bununla ve hani utanmalıyız bundan diyor. Yani Türkler bu misyonerlik faaliyeti karşısında işte Mersin'deki bir okulu gösteriyor. Yani kendileri için üzülüyor. Biz bunu niye yapamıyoruz diye. Yani o anlamda da bir örnek alma, Türkiye'de olan bitenden işte ders çıkarma ya da dediğim gibi ilham alma süreci çok çarpıcı. Gerçekten bu Cumhuriyet'in Çinli misafirleri çok ilginç bir çalışma. Sizin tabii edebiyata dönük edebiyat çevirileriniz de var. Fakat ondan önce Çin'de Hayatta Kalma Kılavuzu. Biraz daha eskiye gidelim. Eski çalışmalarınızdan birisi. Bu aslında bildiğimiz işte kılavuz, yani turistik rehberlerin ötesinde Çince, Çin kültürüne dair bilgiler içeren, yani sizin öznel çalışmanız, o klasik guide'lar gibi değil tabii, Çince'ye dair de oldukça malzeme içeriyor, bilgi veriyor. Söz eder misiniz biraz bu çalışmanızda? Evet, o çok eski. Yani o dönem dil tarihindeki birkaç dil için böyle bir çalışma yapılması düşünülmüştü işte yayın evi tarafından. İşte o zaman da sanıyorum ben lisans sonuydu galiba diye hatırlıyorum. Böyle bir teklif gelince ben de yani birkaç dil daha vardı. Yani şimdi hatırlamıyorum ama hangi diller, Macarca falan birkaç bir şey daha vardı. Böyle oturup bir kılavuz hazırlamak gibi ilginç bir çalışma oldu hakikaten. Ama tabii yani akademik bir çalışma değil o tabii. Daha çok yani gitmek isteyen birisi olursa ya da işte ilgi duyan birisi olursa işte alıp eline en azından temel bilgileri alabileceği işte tarih vesaire. Tabii çok temel düzeyde yani dediğim gibi hani akademik tarafı olmayan bir çalışmaydı. Yani o dönem yayın evinin bir projesiydi diyelim yani hani. İşte birkaç dil sanırım hatırlayamıyorum hangi diller ama böyle 4-5 dilde öyle bir kılavuz çıkarmak gibi bir düşünceleri vardı. Şimdi son yıllarda daha çok iş adamlarına yönelik bu tür kitaplar var işte hani Çinlilerle nasıl iş yapılır gibi ama sizin bu çalışmanızda Çin'de Hayatta Kalma Kılavuzu da o anlamda bir kaynak olarak ilginç bir kaynak olarak duruyor. Edebiyat gelelim. Şimdi Çin edebiyatı tabii çok kadim bir edebiyat. Yani şiirden başlayarak günümüze kadar geliyor ve hani günlük yaşamda da günlük kültürde de izlerini gösteriyor. Sizin son çeviriniz Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkan John Way'in Kadim Gemi adlı kitabı. Modern Çin edebiyatı da Türkiye'de daha çok tanınır oldu. İşte yani 1970'lerden 60'ların sonundan itibaren 70'lerde 80'lerde daha çok devrimci romantizme dönük kitaplar ağırlıktaydı ya da diğer başvuru kaynakları vardı ama şimdi modern Çin edebiyatında yazarlarında daha yakından tanıyoruz. İşte Mouyan çevirileri yapılıyor. Zhang Wei yapılıyor. Kadim Gemi günümüz Çin edebiyatı açısından sanki biraz ilginç bir örnek gibi geldi. Yani biraz böyle Güney Amerika büyülü gerçekçiliğinden de izler taşıyan bir yanı var. Ve zorlu metin, yani çok ilginç, doyurucu, bilgilendirici bir roman olmakla birlikte zorlu bir metin. Bir ailenin öyküsünü anlatıyor birkaç kuşak olarak ama yani Çin'deki büyük dönüşümleri de görebiliyoruz. Sizin bakışınızla Kadim Gemi ve modern Çin edebiyatı nasıl görünüyor? Evet, Kadim Gemi çok aslında dediğiniz gibi çok önemli bir eser. Çin edebiyatı ya modern Çin edebiyatı açısından 20. yüzyılın sonunda yazılmış bir kitap. Ve üzerine bayağı da konuşulmuş, tartışılmış, önemli bir kitap. Yazarı da çok önemlidir, Zhang Wei.
Aynı zamanda Zhang Wei şiir, Tang dönemi şiiri uzmanıdır. Yani çok önemli bir entelektüel aynı zamanda. Dediğiniz gibi dili çok ağır bir roman, onu söyleyeyim. Yani Çinliler bile hani bazen sohbet ettiğim zaman yani çok zor anlamak kitabı diye. Gerçekten ağır bir dili vardır Kadim Gemi'nin. Ve enteresan bir şeyi var, biliyorsunuz bu hani doğrusal olmayan bir anlatımda olduğu için kosmos iç içe geçmiş bir roman. Fakat tabii bu aile şeyi, bu hani family saga dedikleri, yani aile üzerinde kurma romanı aslında 18. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan bir şey Çin edebiyatında. Mesela Kızıl Konağın Rüyası bunun ilk herhalde ilk örneklerindendir diye tahmin ediyorum. Onun arkasından gelen modern edebiyatta da o şey devam ediyor. Kadim Gemi'de de işte aileler üzerinden biliyorsunuz anlatıyor. Tabii şey yani oldukça enteresan bir roman Çin edebiyat açısından. Sizin bir başka çeviriniz Kusursuz Cinayet. AY'nin 2019'da yayınlanmış bir polisiye. Polisiye Çin edebiyat açısından yeni bir tür sayılır. Yani çok fazla örneği yok. Bunda şu algının da bir etkisi var zannediyorum. Çünkü Sovyetler Birliği'nde de benzer bir durum vardı. Hani sosyalist bir toplumda çok fazla suç işlenmez gibi bir algı polisiyeden biraz uzak tuttu yazarlar ama şimdi gerek sinemada gerek edebiyatta örnekleri var. Çin tabii ki polisiye vakalarının eksik olmadığı bir ülke ama polisiye edebiyat oldukça yeni sayılır. Bu konuda siz bir çevirmen olarak ne söyleyebilirsiniz? Evet, AI zaten polislikten ayrılma birisi. O da çok iyi bir yazardır. Yani çok önemli bir kitap aslında o. Yani Çin'de hakikaten çok ilgi çekmiş, çok ilgi uyandırmış, enteresan bir kitap. Tabii polisiye benim ilk çevirimdi polisiyede. Benim de çok açıkçası nasıl diyelim, yani biraz zorlandığım bir çeviri oldu. Çünkü polisiye ayrı bir şey biliyorsunuz yani. Kolay bir şey değil. Çevirmen için de kolay değil, onu da söylemem lazım. Ama ilginç bir eser. Tabii şimdi Çin'de polisiye ve bilim kurgu mesela biliyorsunuz. Son dönemde Çin'de bilim kurgu da çok iyi. Edebiyat yani şu an herhalde dünyada en çok satan bilim kurgular bildiğim kadarıyla Çin'den çıkıyor. Çok önemli bilim kurgu yazarlar var. Polisiye de aynı şekilde. Kısaca böyle özetleyebilirim. Şimdi Kuşak ve Yol Projesi 21. yüzyılda dünyanın, Asya'nın çehresini değiştirecek bir proje olarak devam ediyor. 98 ülkenin katıldığı bir proje. Burada tabii ekonomik açıdan, enerji açısından, askeri açıdan, kültürel açıdan pek çok atılım içeriyor. Burada bunun içinde Çin tabii başat aktör olarak ön plana çıkıyor. Şimdi bu yıl Türkiye ve Çin diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 50. yılı aynı zamanda da Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yılı. Biraz bu şimdi Çin mucizesinden bahsedilirken genellikle işte son 25-30 yıla bakılır ama bunun arkasında işte bir Çin Komünist Partisi gerçeği var. 100 yıllık bir tarihi olan ve Çin Devlet Başkanı ve Parti Genel Sekreteri Xi Jinping de bunu vurguluyor konuşmalarında. Sizin yine ilginç bir çalışmanız var. Yorumlarla Xi Jinping'in kullandığı kadim sözler diye Çin bilgeliği adında. Çinli liderlerin yani bunu Mao'da da görürüz, Deng Xiaoping'de de görürüz. Konuşmalarında eski Çin kültürüne, filozoflara, düşünürlere sık sık atıf da yaparlar ya da şiirlere, edebi metinlere. Bu nasıl bir bağlantı, nasıl bir köprü ve özellikle hani Xi Jinping açısından bunun önemi nedir? Evet, bu bahsettiğiniz kitap çok yakın zamanda yani sanırım geçen hafta piyasaya çıktı. Oldukça ilginç bir kitap. Yani kadim
Çin bilgeliğinden, işte Confucius, Mengzi, Xunzi ve diğerlerinden alıntılar var. Tabii biliyorsunuz sizin de söylediğiniz gibi aslında çok kesintisiz ve uzun bir yazılı tarih olunca her dönemde mutlaka geçmişe atıf yapılabiliyor Çin kültüründe. Tabii bu büyük bir zenginlik aslında. Yani nasıl söyleyelim, diyelim ki Confucius'un söylediği bir söz ya da Confucius'un işte konuşmaları esen, ya da başka bir, ya da Guanzi'nin ya da işte Xunzi'nin söylediği bir şey. Diyelim ki 2500 yıl önce, ama tabii insan çok değişmiyor aslında. Yani onların söyledikleri şeyler aslında bugün de geçerli. Her ne kadar 2500 yıl önce söylenmiş de olsa. Ve tabii bunun nasıl algılandığı, yani çünkü her dönem için, her dönemin kendine has şartları olduğu için her dönemde farklı algılanıyor. Bu eserde de bu Xi Jinping'in konuşmalarında bu kadim sözler nasıl kullanılmış ve hemen arkasından tabii uzmanlarının, çünkü bir de şöyle bir durum var, yani söylenen sözün bir hikayesi var. Her söylenen şeyin bir hikayesi var. Bir mutlaka tarihsel bir arka planı var ve bunun tabii uzmanlarınca açıklanması gerekiyor ve yani oturup, yani tek bir sözü alıp okuyup anlamanız her zaman kolay değil. Onun arkasında çünkü bir hikaye var ya da onun arkasında bir düşünce var. İşte bu eser bu kadim kullanılan kadim sözlerin hikayelerini de anlatan bir eser. Siz az önce kadim gemiyle ilgili konuşurken hani dilinden söz ettik. Yani çok yoğun ve ağır bir dili olduğunu söylediniz. İşte bugünün önemli Çinli sinemacılarından Chen Kaigu'nun bir sözünü unutmuyorum ben. Çinli meslektaşlarına, Çinli sinemacılara seslenirken mümkün olduğu kadar diyor basit temalar ve konular seçmeliyiz. Çünkü diyor bazen ne anlatmak istediğimizi Hong Kong'daki ya da Tayvan'daki Çinliler bile zor anlıyor diyor. Gerçekten de bir Çin metnini, işte Çin şiirini okurken, örneğin Mao'nun şiirleri incecik bir kitaptır ama neredeyse bir onun kadar da açıklamaları vardır. Hep böyle göndermeler, açıklamalarla birlikte düşünülür. Fakat tabii Çinli, yani devlet yetkililerinin, işte günümüzde Xi Jinping'in çok daha yalın bir dili olmakla birlikte, yani sık sık geçmişe dönüp geleceğe iletmek istediği şeyler de ortaya çıkıyor. Bu açıdan hani diğer dünya liderlerinden farklı bir profil çiziyorlar aslında. Söyleşimizin sonuna geliyoruz Giray Bey. Çok teşekkür ederiz. Şunu vurgulamak istiyorum en son. Dediğim gibi bir 15-20 yıl öncesine bakarsak Türkiye'de doğrudan Çince'den çeviri yapan çevirmen sayısı sevindirici biçimde artıyor. Herhalde bir 10-15 yıl sonra sizde bir başka söyleşi yapıldığı zaman ya da belki o kadar beklemeye bile gerek yok. Bu sayı çok daha artacak. Türkiye'de sinoloji eğitimi verimini çok daha arttıracak. Siz de bunun en verimli, en üretken örneklerinden birisiniz. Son olarak söyleyeceğiniz bir şey varsa Çin Uluslararası Radyosu Türkçe servisi aracılığıyla onu da iletelim lütfen. Çok teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Çok yoğun ve güzel bir özet çıkmış oldu. Çok teşekkür ediyorum. İlginize sağ olun. İyi çalışmalar. Biz teşekkür ederiz. İyi müzik, doğru